Sesi, bu toprağın fedakar insanları, emeğin, alın terinin bu topraklarda hayat bulduğu yayla konaktayız. Çeli. Masya khatya bora. Vakte khana. Stanı va ziraat zamanı ya. Hami dekena. Ha bir hada işte merte fakore iş beka kuyur beka. Ha na va no. Çuva kenen lazım kurba. Ne? İşte iyi hoy. Mam kati mai hoy bir gunda bolona. Bir ka. Bir mam kati am vi tutunu dağdın ana. Va tutunu ne var non tutunu. İşte köçeye ziratın. Ekmek davası ya mı dikine.
ilimizde bulunan Alevi Kültür Dernekleri Yayla Konak Cemevi'ni ziyaret ettik. Cemevimiz 2008'de temeli atılmış, 2010 yılında açılışı yapılmış. Alevi canlarımız tarafından, vatandaşlarımız tarafından cem törenleri düzenleniyor. Lokmalar veriliyor burada, kurbanlar kesiliyor. İnsanlar burada cem törenlerini yönetiyorlar. Gördüğünüz gibi cemevimiz gayet büyük bir ortamda. Cemevimizde Alevi inancının, Alevi İslam inancının yaşatılması adına burada Alevilik üzerine dede tarafından ders verildiğini gördük. Ve bir tahta var burada, kara tahta. Orada dualar yazılıyor. Burada canlarımız dua ezberliyor. Alevilik inancını daha da benimsiyorlar. Aşk imiş canın mayası, ona mihrab olmuş başın arası. Hakkın işlediği kudret boyası, yüzde ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim. Hakkın işlediği kudret boyası, hakkın işlediği kudret boyası. Yüzde ben bir insan olmaya geldim. Senin meydana koymaya beldesindeyiz. Burada Yayla Konak Mezarlığı içerisinde bulunan Halil Dede Türbesi köylü vatandaşlar tarafından inşaatı yapılıyor. Köylüler arasında toplanan yardımlarla inşaat şu an yükseliyor. Bu da gördüğünüz gibi Halil Dede'nin türbesi. Burada bir amcamız var. Bize türbe hakkında bilgi verecek. Hoş geldiniz. Halil Dede Avuçan Ocağı'nda gelen bir evlat. Tabii ki yıllardır, yani asırlardır, yani 600 sene, 700 sene olmuştur. Yani kimsenin tarihini de bilmiyor. Yani biz de onu yaşatmak için, aydınlatmak için dernek kurduk. Halil Dede Derneği. Yayla Konak, Baylan Halil Dede Derneği diye milletimizin arasına girdik, bağış topladık. İş hayatımızı bu hale getiriyoruz. Yani belediyemiz tarafından, halk tarafından herkese teşekkür ederiz. Bize yardımcı oluyorlar. Evet. Ha, tabii ki elimizdeki gerekeni, her şeyi de yaparız. Evet. Peki burada kurban kesiliyor mu? Cuma günleri herkes gelip de burada kurbanı keserler. Dileğini tutarlar. Kurbanı ki Allah kabul etsin, gider. Varlık dağlarını delik gelir.
yapmaya geldim. Sevinir dana boymaya geldim. Bizde ben bir insan. Konuş. Ben güneşliyim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Çalım, çocuk, ana, baba. Ne yapıyor? Ya gelsin bir çoğa, banya, tuğlu, kısmı kadar. Çay, şirin aleyhi, na, tuğlu yedi barına. Baran da bari. Na, hala barfı da bari leçi. Ne az kurban olduk mesela? Vereceğiz kurutumu. Başka da yerine tütün ekeceğiz. Çüt süreceğiz burada. Köy hayatı iyiydi. Yalnız ballıktır. Gübreler alınmıyor, mazotlar alınmıyor. Her şey ballılanmış. Çiftçi ölmüştür. Çiftçinin durumu kritiktir. Mazot ballı, gübre ballı. Çiftçinin motorun tamiratı ballı. Her şey bağlanmış yani, çiftçinin halı çok kötü. Teyze, kaç tane koyun keçiniz var? 14 tane. 14 tane. Peki sizin gününüz nasıl geçiyor köyde? Köyde gününüz nasıl geçiyor? İşte zorluyoruz. Tarlaya gidiyor musunuz? Hayvanlara da bakıyorsunuz. Hayvanlara bakıyoruz, tarlaya gidiyoruz. Tütün yapıyor musunuz? Tütün de yapıyoruz. Her şey yapıyoruz. Ama biz yoruluyoruz. Peki size yardımcı olan çocuğunuz yok mu? Hani siz tek başına günün bütün işleriyle... Çocuklar da ölüyorlar. Çocuklar ölmüyor mu? Gelin var. Çocuklar da ölüyorlar. Yapraklanmış. Bundan sonra tütün ekme zamanı geldi. Artık bu Mayıs'ın, bugün Mayıs'ın 8'i olur. Ben geçen sene bu mevsimde dikmiştim. Bu sene yağmur olduğu için dikmedik. Daha duruyor, dikeceğiz. Herkes şurada burada dikiyor tütünleri. İşte bu memleket böyle bir memlekettir. Güzeldir. İyidir. Her şey yerindedir. Ondan sonra biz daha ne yapabiliriz? Eğer huzur, hayat, özür olursa hayat iyidir. Huzur olmasa iyi değildir.
O toplum da birbirine iyi geçiniyor. Biz iyiyiz. Çevre olarak birbirimizin hayrını istiyoruz. İstememezlik yapmıyoruz. Bir yakında içeceğiz ya. Peki sadece kazancınız tütün üzerine mi geliriniz? Kazancımız tütün üzerinde de var. Mısır da içiyoruz. Diyelim burada arpa da içiyoruz. İşte bustan yapıyoruz. Peki hayvancılık bu bölgede de halen var mı? Yani hayvancılık vardır, vardır. Tabii besleyenler vardır, beslemeyenler yoktur yani. Vardır hayvancılık. İşte artık millet hayvan besleyenler dağa çıkıyorlar, yarıya evet. Gidiyorlar. Evet. Tabii hayvanı olmayan da tabii burada. Tenabinem Kete hayram gogusor bu ne Nakatinem Nakatinem Ezel sarça ve teyre şubelek Et çalardılana habinem ehin habinem leleket tuateri lewateri lewateri Kelec gurbatı pırındı, hey hey pırbedevi, hey hey pırbedevi. Her geri karya dıkırlı mülü deştu hatbek, ey deştu zozan, ha 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 lo çavubani, hey hey çavubani. Gece hayran bezi zozani ehihi meçirandın ehihi meçirandın Gece hayran gobirindira tugerandın ehihi tugerandın Hayran keçe gönde kutu maken Ekhorte gönde mehalandın mehalandın Burada şimdi çiftçiyle uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tabii hayvancılık son dönemde kısıtlı, ormanlar kesildi. Onun için yasak oldu. Ondan sonra şimdi tütüncülükle uğraşıyoruz. İşte çiftçilikle tütün yapıyoruz. Ondan sonra işte biber, domates, bu şeyle uğraşıyoruz işte. Peki burada tütün ekimi yapılıyor mu? Sulu tütün yapılıyor evet, mu? Evet, şimdi başlamak üzere işte birkaç gün sonra başlar, bir hafta sonra başlar. Yağmurdan nedeni şu an durmuş durumda. Biraz da sonra başlar. Peki burada meyvecilik son zamanlarda Adıyaman'da birçok teşvikle ilgili Adıyaman'da meyvecilik gelişti. Badem olsun, elma olsun, şeftali falan olsun. Bu bölgede öyle bir çalışma var mı? Öyle bir sertifikalı tohumculuk falan. Yok, şu an o şekilde öyle bir çalışmamız yok da. Şimdi millet tabii kendi yiyeceği için badem var, ceviz var. Evet. Fazla değil yani. Kameraya bakın. Evet. Fazla değil. Kendi yiyeceği için dikmiş durumdalar. Peki köyünüzün sorunları nelerdir? Hani sorunumuz hocam yol yok. Evet. Ondan sonra da su içme suyumuz sıkıntımız yok. Şu şükür evet. Eldar'a taşıdık suyumuzu. Evet. Ondan dolayı sıkıntımız yok. Biz sadece bir yolumuz şu an var. Ondan sonra böyle devam ediyor hayat. Sayın Belediye Başkanıma olsun, Sayın Valime olsun. Bizi de bir köşede görsünler, bir zahmet. Yani mümkünse biz de bir köşede görsünler. Her tarafa, mesela mahalle içine görsün, köylere, sokaklara, parke döşeniyor. Sadece bize bir kılıder, bir kepçe göndersen yol çalışması yapılsın, yolumuz açılsın. Yani inleyin değil mi, asfalt olsun diye. Sadece bir kılıder gelse yine dahil yeter.
Bu konuda sen yetkililerle duymak istiyorum sesimi. Yayla Konak Sivar'da oturuyoruz. İşte evimiz burası. Köyümüzü görüyorsun. Ben şimdi kadar buraya, şu anda 40 yaşındayım. 40 yaşımı da buraya verdim. Burada yaşadım, büyüdüm. Ondan sonra 10 kardeşlik her biri işte evlilik, yurt dışı, şuru budur gidenler oldu. Ondan sonra ben tek kaldım anne babayla. Babamı 3 yıldır kaybetmişim, 4 yıl evlendi. Annemle yaşıyorum. İyi geçiyor tabii, kardeşler tatile geliyor. Onlar gelince de biz de mutlu oluyoruz tabii bu arada. Yaşama bir şekil tabii neyin ne olduğunu, biraz burada gelir kaynağının çok az olduğunu biliyorsun. Biraz bakımsız, nasıl diyelim, burada erkeğin olmasa, atın olmasa iş olmaz. Bu çok önemli. Mesela burada ne kadar araban olsa, büyük ne kadar olsa, burada erkek olmalı, bir de atı olmalı ki burada çalışma. Bustan ekebilen bir şey. Biraz zor oluyor. Onda da biraz mağdur kaldık. Böylece devam ediyoruz. Bakalım sonumuz nereye gidecek onu da bilmiyoruz da. Gündem ona, gündem ana, tertine ye, sedmol heye. Gündem ona, gündem ana, tertine ye, sedmol heye. Gündi kalpir titine ye, av gündoji hırava ye. Gündi kalpir titine ye, av gündoji hırava ye. Sibe can ekene.
geçiyor? Ben iyi geçiyor şimdiye kadar. Şimdiye kadar iyi geçiyor? Evet, iyidir. Ha, köy iyidir. Ha, yaşama iyidir. Peki havalar ısındı, bahar geldi, tütün ekiliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tütün ekiliyor işte, para kocamış. Viran eller, viran eller, gülüm benim viran eller. Viran eller, viran eller, gülüm benim viran eller. Hey be gülüm. Derdinden sinemi deldim o. Hey be gülüm. Allah kahşe sadılar büyütüyoruz. Hazırken hazır oluyor götürüp dikiyoruz. Başka ne yapıyorsunuz? O başka tütünle işte. Ne zamandan beri bir sadılı dikmişsiniz? Valla Şubat'tan deldim o. Dert ararsan derdim sensin, el yanımda ne gezersin. Dert ararsan derdim sensin, el yanımda ne gezersin. Gülüm dedim kalk gidelim, dünyamı ziyan ettin. Oy gülüm derdim derdim, derdinden sinemi deldim o. Bugün Yayla Konak Beldemizin Çat Deresi mezrasında bulunmaktayız. Kara Tut diye tabir edilen bir mekandayız. Burada çok güzel bir şelaleden suyun geldiğini görüyorsunuz. Kocaman ağaçların arasında inanılmaz bir doğa güzelliği var burada. Her taraf yemyeşil. Tamamen böyle bir vadiyi andırır şekilde inanılmaz bir güzellik var. Burada muazzam bir doğa görüntüsüyle karşı karşıyayız. İnsanların buraya gelip mesela piknik yapabileceği alanlar da var. Aşağıda da inanılmaz bir doğa güzelliği var. Piknik alanı için tamamen uygun bir alan. İnsanların buraya gelmesi, buraya sahip çıkması, buranın güzelleştirilmesi anlamına güzel bir anlam taşıyacağını ifade etmek istiyorum. Efendime efendim, canım efendi, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Efendime efendi, canım efendi, ben senin kuluna.
sen benim sultanım. Yüzün şemsi kamer, gözlerin nurdur, aynı hilale benzer kaşların, benzer kaşların. 18.000 alem hüsnüyem kuldu, lebin kevseri durdur düşün. Bugün Yayla Konak köyümüzün Çatderesi mezrasındayız. Çatderesi mahallesindeyiz. Muhtarımız bizim Hasan Yaşar bizimle. Burada çok büyük bir evleri var. Çok büyük, güzel, böyle dağların arasında, ovaların arasında suyun hışırtısıyla birlikte burada yaşamlarını idame ettiriyorlar. Şimdi Sayın Muhtarımıza soruyoruz. Sayın Muhtarım, mahalle hakkında neler söylemek istersiniz? Köyümüz hakkında çok güzel bir manzarası var, doğa ortamı var. Burada nasıl yaşıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bu konu hakkında bize bilgi verin. Mahallemiz Yayla Konak Belediyesi'ne 20 kilometre uzaklıkta. Merkez şehrimize buradan 45 kilometre mesafede. Mahallemiz coğrafya açısından son derece zor bir coğrafyadır. Zaten vatandaşlarımız genelde kısmen hayvancılık ve kısmen de tarımcılıkla uğraşmaktadır. Ona göre vatandaşı kendine göre işleri zaten şöyle ki, hayvansa hayvanla uğraşıyor, tarımda tarımın işlerine uğraşıyor. Böylecesine hayatımız. Bunun için bizim eski alt ödüllerimizden gelme bir direnimiz var. Bu konuda işte bu alt ödüllerimizi biz devam ediyoruz. Yelken açmak ister bu dervişleri. Gönül bir gemidir, sen dümen isin. Yelken açmak ister bu dervişleri. Efendime efendi, canım efendi, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Efendime efendi, canım efendi. Efendime efendi, canım efendi,
ben senin kuluna, sen benim sultanım. Efendime efendim, canım efendim, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Yüzün şemsi kamer, gözlerin nurdur, aynı hilale benzer kaşların, benzer kaşların. 18.000 alem hüsnüyem kuldur, lebin kevseri durdur düşleri. 18.000 alem hüsnüyem kuldur, lebin kevseri durdur düşleri. Ah demdemran, ah delilik. Yayla Konak köyümüzün Çatderesi mezrasındayız. Bu gördüğünüz ev benim doğduğum bir yer. Çok geniş bir ailenin burada yıllar sonra dağıldığını ve yok olduğunu bu ev şahitliğini yapmış. Bu belgesel bir anlam taşıyordu, bir anlam ifade ediyordu. Yaşanılmış bir hikayenin aslında son noktası burası. Neden derseniz, çünkü görüyorsunuz harabe bir ev, boş bir tarla, tarlalar. Aslında hikayenin burasında bir nokta koysak yeridir diye düşünüyorum. Canısın, aşıklar katıydı, sen ummanısın, sen ummanısın. Gönül bir gemidir, sen dümenisin, yelken açmak ister bu dervişleri. Gönül bir gemidir, sen dümenisin, yelken açmak ister bu dervişleri. Efendime efendim, canım efendim, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Efendime efendim, canım efendim, senin kuluna, sen benim sultanım.